Kaçıncı kitabın Luna? Üçüncü kitap. Ne güzel bir gözmüş ya. Ekrandan şu monitörden bakınca deldi geçti. Şu onun da hikayesini anlatayım. Şey gibi Belinda Carlisle'ın La Luna diye bir klibi vardı. Orada böyleydi kadının Ukraynalı gözleri. Ukraynalı bir illüstratörün şeyi ve ben bunu internetten buldum. Aa müthiş. Araştırma yapıyordum nasıl bir kapak olabilir diye. Bu görseli buldum. Evet. Sonrasında İnkılap Kitabevi'ne dedim ki yani bunu kim yapmış bulabilir miyiz? Bunun telifini alabilir miyiz, kullanabilir miyiz dedim ve bulduk. Çünkü özellikle albino bir göz olması da çok önemliydi evet, benim için. Evet, kirpikler bembeyaz, hı-hı, albino. Şey, doğru söylüyorsun, kaşlar da bembeyaz. Ama gözleri o kadar derin ki ben kirpik kaşa bakmamıştım. Evet, açıkçası. Gözlerde sen de aslında demesen... bir evren tasviri var. Evet. Bir kainat var. Peki, asıl olan gerçek bildiklerinde değil, bilmediklerinde saklı. Buyurun. Luna... Aslında ay demek. Evet. Ama bizim bu hikayemizdeki baş kahramanımız Adem, polis memuru, gizemli bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyor ve oradaki kurbanın adı, aslında adı olduğunu zannediyor. Çünkü bir günlüğe ulaşıyor. Tamam. Günlük Luna ile başlıyor. Ama Adem bu cinayeti çözmeye çalışırken hem kendisiyle ilgili hem de dünyayla ilgili binlerce yıldır saklanan, örtbas edilen kadim bir sırra ulaşıyor. Ve Luna aslında onun için kızın ismi değil de başka bir şey ifade ettiğini o zaman anlıyor.